Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Milli Eğitim Müdürü, değerli Şube Müdürü ve Okul Müdürü arkadaşlar, kıymetli öğretmenlerim, geleceğimizin teminatı, bugünkü programda son kez hitap edeceğimiz sevgili öğrenciler ve onların kıymetli anne ve babaları, hanımefendiler, beyefendiler. Okulumuzun hazırlamış olduğu programa hepiniz hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum. Sevgili öğrenciler, artık size veda ediyoruz. Bu veda tam bir veda değil, daha önceki başlamış olduğumuz vedalara yeni bir veda ekleyerek yarınlara merhaba vedasıdır. 12 yıllık eğitim hayatının son halkası olan lise hayatına vereceğiniz veda ile yarın üniversite hayatına ve geleceğe merhaba diyeceksiniz. İsmail Yeşil Yurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bizler sizlere tarih dersini öğretirken geçmişinizi, atalarınızı iyi bilin istedik. Şeyh Edebali'nin dediği gibi geçmişini iyi bil ki geleceğe iyi yürüyesin. Bizler sizlere matematik dersini öğretirken tartıda ölçülü olmayı ve adaletli olmayı öğütledik. Yine bizler sizlere din dersini öğretirken bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz deyip gönül eksenine vurgu yaptık. Bizler sizlere yabancı dil öğretirken daha önceki dönemde olduğu gibi kadim medeniyetimizi yedi düvele ilmek ilmek anlatın istedik. Çünkü bizler bir zamanlar hem de ne milletimişiz, gelmişiz dünyaya medeniyet dilini öğretmişiz diye taltif edilen necip bir milletiz. Şimdi bu konuşmayı dinlerken sizler ister Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihati gibi ya da Akşemseddin'in Fatih'e nasihati gibi dinleyiniz. Şairin dediği gibi sizler henüz oyunda, oynaşta değil, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Sevgili öğrenciler, İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 4 temel misyonumuz vardır. İyi bir insan olun, iyi bir evlat olun, iyi bir öğrenci olun, iyi bir vatansever olun. Ülkesini seven, vatanını ve milletini seven, ülkesinin kalkınması için gece gündüz çalışan vatandaş olun. Sizden istediğim vatanımız, milletimiz ve ailemizin şerefi ve onuru söz konusu olduğu zaman kimsenin önünde eğilmeyin. Yürüdüğünüz zaman vakarla, onurla ve gururla yürüyün. Ama asla kibirle yürümeyin. Çünkü hiçbir zaman ayakların yeri delemeyeceği gibi başımızı ne kadar yükseltirsek yükseltelim, o dağların yüksekliğine ulaşamayabiliriz. Bunu biliniz. Varsa hakkım sizlere sonuna kadar helal olsun. Mezuniyetinizi en kalbi duygularımla kutluyor. Sizleri öncelikle Allah'a, sonra sevgili ve velilerimize emanet ediyor, gözlerinizden öpüyor, yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.